Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bildiğiniz gibi Bitcoin'de çok ciddi bir hareketlenme var ve bu videoyu çektiğim tarihte 68 bin dolarlarda yeni bir all time high arayışında gezinmeye devam ediyor. Tabii bu durumda genel olarak markete de çok güzel yansıdı. Çünkü yeni çıkan projeler, yeni çıkan ön satışlar gerçekten çok çok güzel kârlar bırakıyor ki son zamanlarda ön satışlarla ilgili daha fazla video çektiğimde zaten fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Twitter üzerinden baktığımız zaman 4 Mart'ta VX projesi yani Wave 6 projesi listelendi ve toplamda %700'ün üzerinde bir açılış yaptı. Yani 8x civarı bir kar elde ettik ve şu anda an itibariyle %400 civarı bir karla devam ediyor. Tabii Bitcoin'in bu hareketiyle marketin genel olarak yeşillenmesiyle ön satışların bir tık daha hızlanacağını ve bir tık daha ciddi karlar görebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de Twitter'da sizlerle bir çekiliş yapmıştım Verida projesi için. Şu an bu videoyu çektiğim tarihte bu çekilişi sonuçlandırmış oldum. Ve toplamda Verida projesi eğer Onyx gibi bir tahta açılımı yaparsa toplamda 310 bin TL'lik devasa bir çekiliş yapmış olacağım. Umarım kazananlar için güzel bir yatırım olur. Ben de zaten kendi yatırımımı da yaptım bu projeye ve 10 takipçime de bu projeye yatırım yapması için bir fırsat sundum. Tier sahibi olmadan yani büyük yatırımlar yapmadan ciddi bir allocation imkanı verdim. Umarım güzel bir çekiliş olur. Wave 6 projesiyle alakalı da zaten daha önce bir video çekmiştim ve YouTube kanalımda bunu sizlerle paylaşmıştım. Tıpkı bu videoda sizlerle beraber inceleyeceğimiz Edu3 Labs projesi gibi. Bunu da daha önceden sizlerle paylaşmıştım. DAO Maker üzerinde bir ön satıştı ve ben katılmıştım. Nasıl katılınacağıyla ilgili zaten YouTube kanalımda bir ton video var DAO Maker ile ilgili ve ben bu projeye yatırım yaptım. Eğitim kategorisindeki projelerden bir tanesi 29 Şubat gibi ön satışına katılmışım ve içinde bulunduğumuz günlerde 7 Mart tarihinde listelenmiş olacak bu proje. Yani bu videoyu izlediğiniz tarihten 1-2 gün sonra yayında olacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir açılış yapar. Umarım kar elde ederiz. Fakat ben bu videoda biraz da Edu3 Labs'in incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü ön satıştan alamayan insanlar için de gerçekten büyük bir fırsat kapısı olabileceğini düşünüyorum. Neden? Şu ana kadar eğitim kategorisinde adını sıkça duyduğumuz bir proje daha var. Nedir bu proje? Open Campus projesi. Edu kısaltmasıyla Binance'te de alabileceğiniz bir proje. Hatta Binance Labs'in de yatırım yaptığı projelerden bir tanesi. Ve şu an fiyatı 0.93 seviyelerinde güzel bir sezon yaşıyor kendi içerisinde tabii ki. Buradaki market cap'inin 262 milyon oluşunu kafamıza not etmek istiyorum. Çünkü baz alabileceğimiz projelerden bir tanesi Open Campus ve market cap'i 260 milyon dolar seviyelerinde. Şimdi gelelim Edu3 Labs projesine. Ön satışı dediğim gibi zaten yapıldı. DAO Maker üzerinden katıldım ve DAO Maker üzerinden katılanlar refundable yani projeyi listelendikten sonra beğenmezlerse ve ister fiyat hareketini ister iade yapmak isterlerse iadesini gerçekleştirebiliyorlar. Bu DAO Maker'ın özelliklerinden bir tanesi. 300 bin dolarlık bir satış yapıldı DAO üzerinde. Listelenme tarihi 7 Mart. TGD yani borsa listelenmesi olduğunda %15'ini alıyoruz. Sonra bir ay alım yapamıyoruz ve sonrasındaki 4 ay boyunca da vestinglerimizi alıyoruz. Tokenimizin kısaltması NFE token ve 0.03 seviyelerinden satıldı. BNB ağında ve açılışındaki market cap'inin 225 bin dolar olacağı söyleniyor. Buradaki token metrik verilerinde. 225 bin dolar nerede? 250 milyon dolar nerede? Arada ciddi bir market cap farkı var ve bu alanda aslında sayılabilecek aslında 2-3 proje var eğitim alanında. Bunlardan bir tanesi Edu Campus, diğeri ise Edu3 Labs diyebiliriz şu an için. Bu beni heyecanlandıran konulardan bir tanesi çünkü gerçekten TG'de bile satmayı düşünmediğim projelerden bir tanesi. Umarım güzel bir açılış yapar ve eğer güzel bir açılış yapmasa bile ben şahsım adına elimde tutmayı düşündüğüm projelerden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi market cap'i çok düşük açacak ve rakibi olarak baz aldığımız projeye yaklaşsa bile buradan 100x 1x'lere kadar gidebilecek bir potansiyeli var bu projenin. Nereden baksanız 3-0 daha atacak demek oluyor. Bu da 1000x'lere kadar uzanabilen uzun bir yolculuk olabilir. Aralarındaki tek fark nedir? Yani Open Campus ile Edu'yu kıyasladığımızda Open Campus biraz daha çocuk kitleye hitap eden çocuklar için bir eğitim platformu ve gelecekte bunu daha çok çocuklar için yapacaklarını vaat ediyorlar. Edu3 Labs'in biraz daha farkı burada yetişkinler için olan bir eğitim sisteminden bahsediliyor. Udemy'yi burada baz alabiliriz. Zaten web sitelerini de burada açtım sizlerle. Web sitelerine kolay bir şekilde girip test web siteleri bitti bu arada. Artık yayına geçen bir web siteleri var. Cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz. Neden cüzdanınızı bağlıyorsunuz? Burada Explore kısmına geldiğimiz zaman bazı farklı alanlarda eğitim kategorileri karşımıza çıkıyor ve bu eğitim kategorileri aslında tamamen ekosistemin içerisindeki dönecek olan bu kendi tokenlarıyla alım yapabildiğiniz eğitimlerden biri. Ki burada görebildiğiniz gibi 7000, 2000, 2000 gibi satın alımlar mevcut bu eğitim kategorilerinde. Bu eğitim kategorilerinden bu eğitime dair olabilmek için bu eğitmenin çıkarmış olduğu bu
eğitime sahip olabilmek için NFT koleksiyonundan birine sahip olmanız gerekiyor gibi bir ekosistem var. Aynı şekilde demin geride geldiğimizde görebileceğimiz gibi Become a Content Creator diyor. Yani siz de burada bir içerik üretebiliyorsunuz. Kendi eğitiminizi burada paylaşabiliyorsunuz ve burada da söylediği gibi siz bir eğitim videoları yayınlamaya başladığınızda bu bir NFT koleksiyonu şeklinde oluyor ve bu NFT'ye sahip olanlar bu eğitim kategorisini izleyebiliyor ve elinizdeki bu NFT koleksiyonların parçalarını da tamamen ticaret şeklinde satabiliyorsunuz. Başka almak isteyen alabiliyor. Bu da koleksiyonun fiyatını da etkileyebilecek durumlardan bir tanesi. OpenSea'ya getirilmiş birkaç yeni özellikle ve yepyeni bir bakış açısıyla kripto alanına taşınmış projelerden bir tanesi diyebiliriz Edutree Labs için. Bahsetmemiz gereken birinci şey burada NFE Marketplace, yani şu an gördüğünüz bu marketplace. Eğitim materyallerinin alınıp satılabildiği bir ticaret odası gibi düşünebiliriz. Bunun dışında AI Üniversitesi özelliği de var. Nedir AI Üniversitesi? Tamamen yapay zeka ile konfigüre edilmiş ve kişiselleştirilmiş bir üniversite gibi düşünebiliriz. Öğrenmek istediğiniz konuda sizi daha da ileri seviyelere taşıyacak bir müfredat olarak da adlandırabiliriz. Platformun içerisinde bilgi yarışması oyunları var ve bu bilgi yarışması oyunlarıyla sizler de Edutree Labs token'dan kazanabilirsiniz. NFT token'dan kazanabilirsiniz. Yani yatırım yapmadan da platform içerisindeki bilgi yarışması tarzı oyunlarla bu token'e sahip olabileceksiniz. Ve Edutreeverse adını verdikleri sanal bir eğitim dünyaları da var. Bu da tamamen öğretmenle veya başka kişilerle etkileşim kurarak öğrenmeye yönelik bir eğitim olayı. Bunu da ileride getireceklerinden bahsediyorlar. Ki bunların gelmesiyle gerçekten çok ciddi bir ön plana atılım seyredebileceğimiz projelerden bir tanesi. Ve aslına bakarsanız Open Campus'u bir rakip olarak gösterdim fakat birbirleriyle zıt olan veya rekabet içinde olan platform olmaktansa tamamen Web3 ve eğitimde bir inovasyon getirmek için el ele vermiş ve beraber yürüyen iki proje bunlar. Bu yüzden rekabet olarak adlandırmak çok yanlış. Ben örnek alabileceğimiz anlamında söylemiştim rekabeti. Dediğim gibi ön satış şu an yapıldı fakat bazı farklı yerlerde de ön satışı devam ediyor olabilir. Bunu inceleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz projeyi beğendiyseniz ve proje listelendikten sonra da dediğim gibi yatırım yapmak isterseniz uzun vadeli bir alım sürecine girmek isterseniz, yatırımcısı olmak isterseniz bununla alakalı listelenmeden sonra alımlarınızı tabii ki de yapabilirsiniz. Bununla alakalı detaylı bilgiye hemen Edutree Labs'ın web sitesindeki sosyal kısmından Twitter'larına, Instagram'larına, Medium'larına ve YouTube'larına kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Umarım dediğim gibi alım yapmışsınızdır. Alım yapanlar içinse umarım gerçekten güzel bir listelenme görürüz çok kısa bir süre sonra. Bunu zaten Twitter ve Telegram'da sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer sizler de ön satışlarla alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız özellikle YouTube kanalıma abone olabilirsiniz ve ekranın sol alt kısmında çıkan Twitter ve Telegram gruplarıma gelip daha aktif bilgilere ve daha hızlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Oralarda daha fazla aktif olmaya çalışıyorum. YouTube videosu çekmek biraz daha anlık paylaşıma göre uzun olduğu için paylaşımlarımı orada daha fazla ve daha sık yapmaya çalışıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında projeyle alakalı veya incelememi istediğiniz bir ön satış veya altcoin'le alakalı bir yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videonun konularını yorumlar kısmında seçeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.